Demek emniyet Firuz'un peşinde, olaya da Ceyhunlar bakıyor ha? Aynen öyle. Muammer'le ilişkisini tespit etmişler. Yani bakmayın biz bayağı ucuz atlattık. Tezgahtayken herifler bassa bayağı gelmiştik. Allah korusun ya. E abi, bizim de zaten amacımız Firuz'u Ceyhun'a yakalatmak değil miydi? E tamam işte. Bir kuşla iki taş. Bir taşla iki kuşu. Kuşuz biz, kuş. Uçarız. Taş gibiyiz, taş. Taş gibiyim de Abi çok pardon, konuları alakası oldu. Çocuklar şimdi ben düşündüm de yani bu Firuz'un tek başına yakalanması hiçbir şey ifade etmez. Bizim de paçayı kurtarmamız için elindeki kayıtları almamız lazım. Evet abi, hem DVD hem de orijinal kayıtların olduğu hard disk. Aynen öyle ama acele edip hata yapmayalım. Yani bizim Ceyhun'u da yemleyeceğimiz bir plan yapmamız lazım. Arkadaşlar Ceyhun da bildiğiniz polis gibi davranmaya başladı ya. Ben bu nasıl alıyor bu ödülleri diyordum. Demek ki ilkokulda ilk dönem çalışan öğrenci gibi davranıyor bu çocuk yani. Ya Şehriban da dün telaşına başladı yine. Ne yapacağız? Babalar ben size söylüyorum. Bir, Ceyhun'u ürkütmeyeceğiz. Firuz'dan ürkmeyeceğiz. Taktik bu. Sesi soluğu çıkmadı şerefsizin. Kim bilir nasıl bir pislik iş getirecek yine. Bu şey mi? Abdülhan İplerim'den mi ne kalma? Bunun önüne bir cam kestirdim. Buraya taşıdık. Bunları bu sefer... Burası da çok esiyor her seferinde. Sonra bak buralarda çiviler var. O çivileri söktürün oğlum. Adam alıp yaslayacağım. İlk girecek iğne. Ondan sonra koştur tetanoz aşısı yaptır bilmem ne. Anladın? Tamam güzel olmuş. Biraz esiyor ama neyse. Ne? Şey, Firuz Bey ben çok pişmanım. Pişmansın. Ol pişman. Ol. Ol, ben sana alma dediğim riski 10.000 lira daha fazla kazanacağım diye aldın, ol pişman. Özür dilerim. Dile. Diler misin özür? Diliyor musun? Sen çok sık özür diler misin? Anandan, babandan, bacından, kız kardeşinden, karından. Abi, diler misin? Özür diler misin çok? Evet, dilerim. Dile. Dile. Özür dilemek seni küçültmez. Aksine daha değerli hale getirir. Özür dilersen karşındaki adamı kendi egonundan daha değer verdiğin anlaşılır. Sen aynaya bakıp suçluluk diyor musun kendine? Böyle bir bakıp böyle şey diyor musun? Ulan ben ne şerefsizim, ne haysiyetsiz adamım falan diyor musun? He? Bağışlayın. Bağışlamam. Şey, Firuz Bey ama... Ama! Sakın! Ama yok! Ama ondan önce söylenen kelimenin anlamını öldürür. Öldürür. Ama bak seni seviyorum ama ne oldu? Öldü. Öldürdün. Aşk katilisin sen artık. Mesela seninle çalışacağım ama. Müze için beklediğimiz kişi geldi efendim. Al efendim, al. Neredesin? Gel, gel. Merhaba. Merhaba, gel otur, gel. Gel. Ya kardeşim, hoş geldin ya. Otur, gel. Ya hemen konuya gireceğim. Senin bu önceden çalıştığın müze var ya... Orada bir sergi var. İkinci Mahmud'un döneminden bir kılıç var. Ben o kılıcı sattım. O kılıcı oradan almamız, çalmamız lazım. Nasıl olacak anlatsana. Çok değerli bir parça. İkinci Mahmut döneminde. Türk kılıçları zaten şekil, görünüş ve hafiflik bakımından Avrupa kılıçlarından daha mükemmeldir. Zaten Avrupalı süvarilerin en büyük eksikliklerinden bir tanesi de kılıçlarının ağır olmalarından ileri gelmekte. Evet. De oğlum ya biz savaşa girmeyeceğiz ki yani Allah Allah. Biz kılıcı çalacağız, sattık sonuçta yani. Sen bana müzeyi falan anlat. Sergi ne zamana kadar açık? Yarın. Müze yarın akşam saat 8'e kadar açık. Ben arkadaşlara da söyledim zaten. Efendim bu iş çok riskli. Merak etme, benim elimde bu işi yapacak bir ekip var Nevizadeler. Bayılırlar riske. Oğlum atımı hazırlayın, Nevizadelere gidiyoruz. Sen şey deyince kafana nerelere gitti tabii. Ne atı lan? Arabayı hazırlayın. Gideceğiz, hadi. Yapsana mı kahve? İçer misin? Yok ya, biz sonra yaparız. Nevizadeler, tarih severiz değil mi? Biz Kandemir'le çok severdik lisedeyken. İkinci Mahmut dönemini hatırlıyor musun Kandemir? Her türlü Mahmut'u hatırlarız biz. Konuya gel Firuz. E konudayım zaten Kandemir'ciğim. İkinci Mahmut döneminden kalma bir kılıç var müzede.
Çok kıymetli bir kılıç. Yeniçeriler için yaptırılmış özel. Allah Allah. Ne oldu yani? Hiç sen böyle yeniçeri falan deyince Allah Allah diyesim geldi. Sen bize yani gidin baya baya müzeyi soyun diyorsun öyle mi? Yani. Ya bu devirde müze mi soyulur ama ya? No, ama sen de yani ne oldu? Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu, korktun mu? Korkma. Çünkü bu sefer bayağı kıyak geçtim size. Yarın müze boşaltılacak. Firuz, unut bu işi. Çok riskli. Müzenin güvenliğini, durumunu, trafiğini öğrenmemiz günler alır. Yahu avantajınız var bu sefer bir sürü. Şey gibi düşünün yani. Ha, oyun gibi düşünün. Barcelona'yı almışsın gibi. Messi'yi vereceğim bu sefer size. Müzenin eski güvenlik müdürü bizden yana. Arkadaşım benim, yardımcı olacak. Krokidir, şifredir, kapı açmaktır falan. Her konuda kılıç yarına lazım. Abi sen de taktın mı takıyorsun? Kılıç da kılıç, kılıç da kılıç. Çok mu lazım? Çok. Çok mu lazım? Ya biz sana nasıl göreceğiz, ha? Belge almaya bizi boş ev diye gönderdin. Evde bir dünya karambol yaşadık. Üzerine Greta diye bir tane kadın getirdin. Kadın kaçtı, kadını zor yakaladık. Bir tane Muammer diye başımıza manyak sardın. Şimdi de kimsenin cesaret edemediği müzeye gidin soyun diyorsun, öyle mi? Ya sen bilerek mi yapıyorsun bunları ya? Senin derdin bize işkence çektirmek değil mi? Sen ruh hastasısın ya. Bana bak, bak eskiden abimizdin falan diye arada bir böyle saygı duyayım diyorum. Ama duyamıyorum. Senin böyle karizmatik kötü ayaklarını ben şahsen yemiyorum ya. Yemiyoruz yani. Firuz, başka işle gel. Biz bunu istemiyoruz. Ama siz bana her seferinde tehdidimi hatırlatmak zorunda bırakıyorsunuz beni yani. O zaman da tadı kaçıyor. Olmuyor ki yani. Can sıkıcı. Ben de sıkılıyorum. Ne o? Görmemişsin. Şantaj kaseti olmuş. Her defasında... Tamam, tamam. Bahu, sen bir araştırma yap. Ona göre biz de içeri gidiş taktiğini geliştiririz. Hadi güle güle. Yalnız bir dakika, benim adama o güvenlik şeysini kim arayacak? Yardımcı olacak adam size bayağı. Bana bak, bu ekibi ben yönetiyorum, haddini bil. Abi tamam, merak etme, ben giderim. Ya Denizci'nin masum güzel kızını da hırsız yaptın ya. Çok kötüsün. Fethullah! Abi, biz yakışmıyor. Abi sen de gerçekten ne kadar yılan bir insanmışsın ya. Vallahi billahi ya, yılan. Ahmet Yılmaz, yılan! Yalnız bana sadece iş arkadaşlarım Ahmet Yılmaz der. Yani bu kadar zamandır Nevizade'nin peşindeyim. Her şey aklıma geldi ama Ferdi'nin hırsız olabileceği... inanamıyorum ya. Hayır, bunlar nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?